Kim var? Rudra. Rudra. Geleceğini biliyordum. Geleceğini biliyordum. Geleceğini biliyordum oğlum. Rudra. Buraya neden geldiğimi biliyor musun? Elbette. Tabii biliyorum. Sen benim oğul. Sessiz ol. Sus. Ben konuşacağım. Sen dinleyeceksin. Sadece ben konuşacağım. Ben. Ben sana teşekkür etmek istiyorum. Pek çok şey için. Hem de pek çok. Sayayım mı? Sayayım mı? Mesela bak bu yara izi işte. Senin yüzünden oldu. O zamanlar daha çocuktum. Bu olanları anlamıyordum. Ve okuldaki çocukların hepsi benimle alay ediyordu. Duymadın mı? Annesi babasını terk etmiş. Gerçekten mi? Sen duymadın mı? Annesi başka birine kaçmış. Bilmiyor musun dedi bana. Senin annen bir kaçak. Ona bir cevap vermek istedim. Cevap. Ama bir cevap veremedim. Ne söyleyebilirdim ki zaten? Çünkü sonuçta kaçmıştın. Bu durumda ne cevap verebilirdim ona? Onu ancak döverek susturabilirdim. Ama bana karşılığı da bu oldu işte. Bu yara. Bu yara annemin beni bırakıp kaçıp gittiğini bana hiç unutturmuyor. Aldığım her nefeste cımnım yanıyor. Tam burada kırgın bir kalbin yaraları var. Bir utancın izleri var ve yaraların en büyüğü var, terk edilmek. Sen bunun acısını biliyor musun hiç? Ne kadar büyük olduğunu tahmin ediyor musun? Hem de o kadar büyük ki asla edemezsin. Nasıl bir acı bilemezsin. Ne o? Ha? Gözyaşı mı? Ağlama. O gözyaşlarını sakın dökeyim deme. Çünkü benim ağlamam lazım. Benim. Bu acı, bu acılar hepsi benim. Hepsi bana ait. Sen buradan gidip başka bir adamla lüks bir hayat sürdün. Bir elin yağda, bir elin balda. Refah içinde yaşadım. Biz burada sıkıntıyı babamla birlikte çektik. Babam koltuk değnekleriyleydi üstelik, anlıyor musun? Benim neyim vardı? Benim neyim vardı? Sen ağlama. Hiç ağlama. Sonra insanlar ne der? Senin gibi bir kadın duygularına nasıl böyle teslim olabilir? Sen gözyaşı dökme.
Ağlama. Sana minnettarım. Lütfen minnetimi kabul et. Tamam mı? Anne. Bırak ağlamayı. Yeter. Bırak artık, bize yeterince lütufta bulundun. Hatta fazlasıyla. Sen bize acıdın diye şu an hayattayız. Hayattayız ve üstelik sadece nefes alıp vermiyor, hayata devam ediyoruz. Artık bize son bir iyilik yap. Git buradan. Git buradan ve sakın bir daha geri gelme. Sen bundan tam 15 yıl önce bir karar verdin ve biz de ona uydum. Şimdi de ben bir karar verdim. Hem kendim hem de babam adına. Dönme buraya. Git buradan. Arkana bile bakma. Git. Git artık. Rudra, o otobüste ilk karşılaştığımız günü hatırlıyor musun? O gün annen seni terk etmişti. Ve annemle babam da beni. Sana söylemek istediğim şu. Ben senin çektiğin acıyı anlayabiliyorum. Sevdiğin birini kaybetmenin acısını. Hayatının merkezi olan birini. Hayır, bunu anlayamazsın. Hayır Paro. Çok farklı. Senin ve benim çektiğimiz acılar aynı değil. Annem ve baban seni kendi istekleriyle bırakmadı. Kimse senin gözünün içine baka baka annen için kaçtı demedi. Sen suçluluk ve utanç duygusuyla yaşamadın. Ben yaşadım. O yüzden bana sakın ona kızma deme, tamam mı? Sakın ondan kaçma deme, nefret etme deme. Öfkeliyim. Ondan nefret ediyorum. Hayatım boyunca da edeceğim. Rudra, ona her gün öfke duyabilirsin. Ama öfken elbet bir gün dinecek. Yavaş yavaş azalacak ve bitecek. Ona duyduğun kin tamamen bittiği zaman dinlemek zorunda kalacaksın. Ona kendini ifade etmesi için bir fırsat vermelisin. Kendin için değilse bile, benim hatırım için yap bunu binbaşı. Ben sana kendimi açtım. İçimdeki acıyı paylaştım. Çünkü sandım ki sen beni anlayabilirsin. Ama sen onun tarafındasın. Rudra, ben hep senin yanındayım. Sen... Hayır, sen onun tarafındasın. Onun tarafındasın, evet. Beni bırakıp giden o... Beni Hayır, dinle. Bırak.
Sen onun tarafındasın. Rudra, keşke beni anlayabilsen. Burada konu taraf olmak değil ki. Konu herkesi bir araya getirmek. Türk giderken suni